Herkese iyi akşamlar. Sıra Dışı'na hoş geldiniz. Sıra Dışı'nda bu akşam Profesör Doktor Ahmet Akgündüz stüdyo konuğum. Önemli bir çalışması var önünde. Bu çalışma yı soracağız, konuşacağız. Büyükçe bir çalışma tamamlandı. Hayır. 6 cilt olacak. İlk cildi tamamlandı. Birinci cildi bitti. Bu ikinci cilt. İkinci cilt. Evet. 3, 4, 5, 4 cilt daha var. Aynen, aynen. Burada Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı var ama bu ikinci ciltte bir bahis var. O da şu. Özellikle bu konuda konuşacağız bu akşam diye onun altını çizeceğim. Bediüzzaman Said Nursi ile Atatürk ilişkisi, kavgası, ayrışması, bu başlıkları konuşacağız bu akşam. Sadece o değil aslında. Sadece o değil, onu da söyleyelim. ama oradan başlayacağız. Öyle, nasıl eyvallah isterseniz. Eyvallah. Sıra Dışı başlıyor, gözünüz kulağınız bizde olsun. Şimdi bu soruyu sizin için soracağım. Ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi programa girerken Twitter takipçileri de görmüştür. Sizin için o aslında kripto bir paralelci iftirası var. Ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Çok uzun yıllardır tanıyorum. Buna cevap vermek ister misiniz? Yani aslında cevaba değmeyecek kadar basit bir soru. Çünkü Ahmet Akgündüz doğduğu günden beri Bediüzzaman Hazretleri'nin İstanbul Külliyatı'nı okumuş bir insan. Ve okumaya da devam eden bir insan. Bediüzzaman'la alakalı şu anda benim arşivimde 53 bin belge birikmiş. Devletin arşivleri, bütün Osmanlı arşivleri dahil olmak üzere. Şunu sorarsanız şayet, yani Hoca Efendi hakikaten çok büyük bir iman ve Kur'an hizmeti yapmıştır. Ben de takdir etmişimdir. Ama o cemaat beni hiçbir zaman kendilerinden saymamışlardır. Ben ayrıntılara girmek istemiyorum. Şayet benim kimliğimi merak edenler varsa, Bediüzzaman'ın 4 tane yaşayan talebesi var. Ben bir nur talebesi olmak için olmayı en büyük şeref kabul ederim. Kaldı ki yani kriptolu tabirinden ne kastediyorlar bilemiyorum. Gizli. Bu ara gizli. Benim hiçbir gizli hareketim yok. Biliyorsunuz ben açık seçik konuşan bir insanım. Şimdi birileri benim Facebook'umda, yani Facebook açtım maalesef Eylül'den beri. Başta hanımım ve çocuklarım o işe karşı, kapat diyorlar bana. Ama maalesef benim neredeyse 7-8 senedir bütün yazdıklarıma, yani sizin paralel yapı dediğiniz, benim Hoca Efendi Hizmet dediğim basın yayın organları ambargo koyuyorlardı. Sağdaki bir kısım gazetelerde siyasi açıdan Risamur talebesi olduğumuz için ambargo koyuyordu. İsim zikretmeyeyim. Yani bunların içinde şu anda yani hükümeti destekleyen bütün basın yayın organları, belki de Ülke TV ve Kanal 7 hariç desem doğrudur yani hepsi. Ben de mecburen kendi Facebook'umu açtım. Hakikatleri yayınladım. Mesela Hoca Efendi'yi ilk tenkidim, yani Tayyip Bey'le alakalı o yanlış teşbihlerin olduğu konuşmasıydı bedduadan da önce. Hı hı. Bunun şer'i olmadığını, hissi olduğunu, mübalağalı olduğunu, Hoca Efendi'nin burada iştihat hatası yaptığını çok açık bir şekilde açıklayan ilk ilim adamıyım. Yani o bana ithamda bulunanlar, anlatabildim mi? Peki bunlar kim? O sorunun da cevabını vereyim. Geçen ben önemli bir devlet adamına da bu derdimi yandım. Ben değil, benim derdim ortada. Yani 59 yaşına gelmiş bir ilim adamıyım. Ne dünyevi bir makam ne de bir maddi servet peşinde değilim. Ama hükümet için çok tehlikeli bir durum işte bu itham edenler. Neden diyeceksiniz? Ya çok açık söylüyorum, PKK sempatizanları özellikle doğuda veyahut da bir kısım eski böyle siyaseten Risale-i Nur talebelerine muhalif olan siyasetçiler, isim verdirme bana, hepsini biliyorum. Bunlar paralel yapı yaftasıyla fırsatı ganimet bilerek bütün nur talebelerine hücum etmeye başladılar. Bunu misal misal anlatabilirim. İnşallah başta başbakanımız ve hükümetimiz bu noktada basiretli davranırlar. Çünkü bu Türkiye'yi büyük bir girdaba sokar. Yani çünkü bir taraftan paralel yapı her türlü yanlışı söylüyor. Bir girin web sayfama, başbakanla yani Milli İrade platformunda bir fotoğraf paylaşmışım. O da Bediüzzaman Hazretleri'nin 4-3 talebesiyle birlikte paylaşmışım.
Yani beni münafıklıkla, her türlü kötü sıfatla itham ediyorlar, satılmışlıkla. Tehdit. Alıyorum. Yani şu manada mesela bir tanesini söyleyeyim. Hoca bu yazlarını devam ettirme, 2018'de boş kalırsın diyorlar, boşta kalırsın. Evet, bu 2018 herkese söylüyor. Nedir 2018? Çok enteresan bir şey. Yani şu... Yani mevzunun dışına çıkmamak için konuşmak istemiyorum. Ama yok. Gelmiş, ama ilginç gelmiş, bir şey. Şimdi şu, bakıyorsunuz işte o yapının yazarlarından, genel yönetmenlerinden biri de... O 2018 demese de işte... Aynen, öbür gün aynen. Görüşürüz. Olayın temeli şu, sonra mevzuya geçelim. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Birileri bana itham etmiş, hiç önemli değil. Beni yalancı demesin, hırsız demesin. Beni işte fasık demesin. Efendim işte filan dini cemaate meyli var desin. Bunlardan ben alınacak bir adam değilim. Kendimden şüphem yok çünkü. Eserlerim ortada, yazdıklarım ortada. En son Hakkın Hatırı Ali'dir kitabını çıkardım. Yani yapılan bedduaların İslam'a göre uygun olmadığını şer'i hükümler muvacihesinde açıkladım. Ama 2018'in temeli şu. Bediüzzaman Hazretleri'nin Ahmet Fevzi diye bir talebesi var. Alim bir talebe. Kendisi cifir ilmiyle meşgul olan bir talebe. Kur'an ve hadisleri inceleyen bir talebe. Onun Maidetül Kur'an diye bir kitabı var. Orada bir kısım istihraçlar var. Bu tabiri açıklamıyorum. Şimdi onun çünkü uydurukça bir karşılığı var da söylemek istemiyorum. Onlardan biri de 2018. Yani 2018'de hakikaten öngörü. İslam... Öngörü. Evet. İşari bir şey, tavsiye. Yani bu ne ayettir, ne hadistir, ne şer'an bir delildir. Ama bir işari mana. Yani yanlış da değil, yalan da değil diyemezsiniz. Yani diyor ki, yani orada 2018 yılında İslam'ın zirveye yükseleceğini anlatabildim mi? Bu noktada bana göre Hoca Efendi hizmetindeki bir kısım insanlar yanlış tefsir ve suistimalde bulunuyorlar. Çünkü yani o da çok önemli bir olay. Bediüzzaman'ın 1918 ile 1934 arası hayatını ihtiva eden şu eseri okuyanlar bu hatayı çok açık görürler. Muhalefetin şeklini bilmiyorlar. Yani benim şahsi kanaatim bu. Bediüzzaman'dan öğrenmeli, herkes öğrenmeli. Bir İslam alimi nasıl muhalefet eder? Kime muhalefet eder? İşte bu çok önemli bir nokta. Orada sanki o 2018 siyasi iktidara gelme şeklinde değerlendiriliyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Halbuki o İslam'ın zirveye doğru yükselişinin bir tarihi olarak ben düşünüyorum. Nitekim Bediüzzaman bunu inkar etmeden önce kitaplarının sonuna bunu neşretmiş. Sonra başsavcılardan biri işte bu tür işaretlerle kendine bir makam hazırlıyor dediği için hemen çıkarmış. Ama inkar da etmemiş. Bediüzzaman'ın böyle bir tarih verdiği yok. Fakat bunu inkar da etmemiş. Dolayısıyla o 2018, hatta benim yakın bir arkadaşım, hocam dikkat et, boşta kalırsın. Dedim ya, benim emekli profesör olduğumu unutuyorsun. Hocam emekli maaşını da keseriz diyor. Bunu çok ciddi manada söylüyor bunu. Öyle mi? Yani açıkça söylüyor bunu. Ne diyeyim yani, ister latife kabul edin, ister şaka kabul edin. Yani dolayısıyla bak, ben size şunu söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. Es-sakitu anil hak şeytanun ahras. Yani hakkı söylemekten çekinip susan adam, alim, dilsiz şeytan gibidir. Bakın, ben son zamanda Cumhurbaşkanı adayları hakkında da konuştum. Niye? Bütün milleti ilgilendiren bir maslahat-ı amme. Orada ben hakkı konuşmak mecburiyetindeyim. Yani konuşmazsam yanlış olur diye meseleyi açıkladım. Daha fazla girmeyeyim. Şimdi bu hadisi bir daha okur musunuz? Hangisi? Es-sakitu anil hak şeytanun ahras. Hakkı yani söylemekten. Hakkı söylemekten korkarak susan bir insan, tabii burada birinci derecede alimler ne olurlar? İşte orası önemli. Kesinlikle dilsiz şeytandır. Bunu bu ciltte görüyoruz. Mesela Bediüzzaman... Ben bunu hadisi bir kez daha tekrarlatmamın sebebi, siz bunu söylerken geçtiğimiz bir epey oluyor. Bir konu gündeme gelmişti, o da hani bu bir kampanya var, herkes onu okuyor diye bir kitap, Hazreti Peygamber'in bilmiyorum, hayatı. Bilmiyorum. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki Hazreti Peygamber la ilahe illallah derdi, Muhammedur Resulullah demekten kaçınırdı. O işte la ilahe illallah diyen cennete gidecek faslının falan anlatıldığı yer. Şimdi Hazreti Peygamber'in tebliği çıplaktı değil mi? Bir şeyden kaçınmazdı Hazreti Peygamber. Aynen öyle. Bu söz söyleyen halt etmiş.
tam halkın tabiriyle yani. Çünkü eğer bu sözün ne demek olduğunu anlarsanız gidin İslam alimlerinin telif ettiği kelam kitaplarına müracaat edin. Gidin Bediüzzaman'ın Muhakemat adlı eserinin Unsurul Akide bahsine bakın. Çünkü şu çok önemli bir hadise, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah birbirinin aynı zamanda delili. Birisi delili yani bürhan-ı inni, birisi bürhan-ı limni. Biz bunları uzun uzun anlatmayacağız. Yani biri birsiz olması mümkün değil. Yani bunu söyleyen tek kelimeyle kaldırmış. Yani onun için ben bir cümle söylüyorum. İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet edilmez Turgay kardeşim. Kusura bakmayın, ben bir zaman Rotterdam İslam Üniversitesi rektörüyken bir grup geldi bana. Hocam dedi, İslam'ın dedi adı biraz dedi batıda böyle biraz hoş değil. Kullandığı kelimeyi söyleyemiyorum. Allah'tan korkuyorum yani. Anlatabilir. Ya nasıl söyleyeyim İslam'ın yüzü çirkin. Gel bu adı değiştirelim, başka bir ad verelim. Anlatabildim mi? Dedim ki kardeşim ben Türkiye'de Allah'a şükür bir eseri 250 bin satan bir ilim adamıydım. Yani bilinen Osmanlı. 253 bin satmış. Yani bu böyle bir akademik eserde zirvedir yani. Öyledir. Dolayısıyla benim buraya gelmekle maddi ve manevi her şeyimi kaybettim normalde. Zahiri şeylerde. Ama benim buradaki hedefim İslam'ın gerçek ve güzel yüzünü batıya ispat etmek. Ne demek İslam'dan kaçınmak? Başka isimler tavsiye ettiler vesaire. Ben kabul etmedim. Onlar da beni ambargoya tabi tuttu. Ne yapalım? Bu sıkıntıları çektik, geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Ama o muhalefet hadisesini sonradan anlatayım. Bu kitap Bediüzzaman'ın koskoca bir Kemalist rejime... Yok, gelmişken anlatın. Kemalist rejime muhalefetinin tam bir eseridir. Müşahhas bir misalidir. Bediüzzaman Hazretleri bir defa çok kıymetli yani Ülke TV izleyicileri. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bakın Bediüzzaman Hazretleri biraz sonra geleceğiz zannediyorum. 1922'de Ankara'ya gelmiş. Anlatabildim mi? Ekim'inde. Ben tarihlere girmiyorum. Hata da yapabilirim. Çünkü kitapta her şey var. Buraya geldiğinde, bura önemli, öyle bir sıfatla gelmiş ki evvela Kuvayi Milliye'yi destekleyen bir Bediüzzaman var. Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvasına karşı fetva veren ve o fetvanın geçerli olmadığını, çünkü düşman işgali altında olan bir Şeyhül İslam'ın fetvasının asla geçerli olamayacağını ve bunu ifade eden bir eser yazıyor. Yani bunu eseri elimizde İngiliz işgaline karşı çıkan ve bunun için hayatını feda eden bir Bediüzzaman var ve Hutuvat-ı Sitte isimli dev eserini yazıyor. Orada İngiliz komutanının başkomutanına söyleyeyim mi o cümleyi? Ey ekmek ülkü pekadan tekep küp etmiş köpek diyor. Yani köpeklerin en adisinden köpekleşmiş köpek manasına. Affedersiniz yani izleyicilerden özür diliyorum. Böyle bir adam yani önemli İnönü zaferinden sonra özel bir risale kaleme alan bir adam, makale kaleme alan bir adam geliyor Ankara'ya. Ankara'ya geldikten sonra uzatmayacağım 1922'de Mustafa Kemal'e sunduğu bir mektup var. Onu da bence okuruz. Orijinali şu anda Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Bakın nasıl başlıyor ona. Burası çok ilginç. İslam aleminin kahramanı Paşa Hazretlerine diye başlıyor. Yani Mustafa Kemal'e hitabı bu. İslam aleminin pehlivanı aslını okuyayım. Alemi İslam kahramanı Paşa Hazretlerine. Ey Gazi Namdar diye başlıyor. Ama sonra meclisteki meclis başkanlığı odasındaki görüşme, ki elimizde bütün vesikalar var. Ne görüşmüşler, ne konuşmuşlar. Orada Mustafa Kemal'in İslamiyet ve dinle alakalı yanlış görüşlerini öğrenmesi, çok sert tepki vermesi, Şebin Karahisar milletvekili diyor ki, Bediüzzaman gibi bir alime, böyle bir milli kahramana bu sertlikte konuşması yakışmadı diyor. Çünkü o da onun yalakalarından, yani Mustafa Kemal'in yalakalarından böyle bir durum. Ama sonradan 1900'lü yılların başında esere kaleme aldığı Beşin Şua isimli, ahir zamanla ilgili, Deccal'la alakalı, Süfyan'la alakalı bütün hadisleri izah eden, o hadislerin içinde bulunduğu o beşinci şuanın diyor, çoğu işaretlerini Ankara'da bir siyasetçi de gördüm. Bu siyasetçi Mustafa Kemal. Bunun hiç şüphesi yok. Açıklıyor zaten başka yerde de. Bunun üzerine tavır koydum diyor. Bu tavır koyduktan sonra esas anlatacağım burası. Bakınız, Mustafa Kemal kendisini Ankara'da tutmak, elinin altında bulundurmak için 4 tane teklif yapıyor. Diyor ki gel, ben senin arzuladığın Şart'taki Medreset-ü Zehra'yı açayım.
167 milletvekili imza veriyor. Gel seni Telifat-ı Şer'iye Komisyonu üyesi yapalım. Bugünkü Din İşleri Yüksek Kurulu. Enteresan. Gel diyor seni ayrıca sana bir köşk tahsis edelim Ankara'da. Ayrıca Şeyh Sünusi yerine, bu biliyorsunuz meşhur, yani Libyalı bir allame ve evlad-ı Resul, seyyid olan bir zat, seni şarka umumi vaiz tayin edelim. Ama Bediüzzaman Hazretleri, beşinci şuadaki hadislerin işaretinin önemli bir kısmının onda olduğunu görünce, bu adamla başa çıkılmaz, siyaset yoluyla mücadele edilmez, ben müsbet yolu tercih edip iman ve Kur'an hakikatlerini dünyaya duyuracağım diye ayrılıyor, inzivaya çekiyor. Ama dikkat ediniz, muhalefetini devam ettiriyor. Heykel yapıyor, muhalefet ediyor. Kitapta anlattım. Tekke ve zaviyeler kapatıyor, muhalefet ediyor. Manidardır. Şeyhülislamlık binasını, şu anda İstanbul Müftülüğü binası, bugün ben ziyaret ettim. Orayı biliyorsunuz Mustafa Kemal kasıtlı olarak kız lisesine çeviriyor. Ve bahçesinde de o dönemin kızları biraz da sosyetik denecek kadar oyun eğlence yapıyorlar. Bunun üzerine yangın çıkıyor. Bina yanıyor, kız lisesi yanıyor. Bediüzzaman o zaman meşihatı kız mektebi yapan. Burası çok enteresan. Ve Ayasofya'yı puthaneye çeviren bu adama iki noktada muhalefet ediyorum. Ve bu konudaki kanunlarına itiraz ediyor, kabul etmiyorum diyor. İşte burada muhalefetini açıklıyor. Bir, fikren muhalefet ediyor. Yani ben aynı görüşte değilim. Yanlış bu yaptıkları, dine aykırı. İki, ilmen muhalefet ediyorum. Bu çok önemli. Ama hiçbir zaman Bediüzzaman Mustafa Kemal'in yaptığı maddi ve manevi tahriplere karşı, kendisine yaptığı zulümlere, sürgün kararlarına karşı icraî bir muhalefet yapmamıştır. Ona biz isyan diyoruz. İcraî bir muhalefet ancak siyasi parti yoluyla olur. Bana göre Bediüzzaman'la, ki kıyaslamak kıyası mal farıktır, Hoca Efendi arasındaki en önemli nokta budur. Bunu bana çok soruyorlar. Bediüzzaman fikren ilmen, susmadan korkmadan muhalefet etmiştir. Ne İsmet İnönü dinlemiştir, ne Mustafa Kemal dinlemiştir, şimdi, ne de başkaları. Ama siyaset yoluyla muhalefet etmemiştir. Bakın bu çok önemli bir nokta. Niye bak, kıyaslayarak söylediniz bunu? Bediüzzaman'la Fethullah Gülen'i. Şu anda Fethullah Hoca, yani çok özür dilerim, gazetesiyle, televizyonuyla vesairesiyle bu Risale-i Nur'un mesleğine muhaliftir. %100 aykırıdır. Tabir yerindeyse siyasi parti gibi hareket ediyor. Yani burada Bediüzzaman'dan ayrılıyor. %100 ayrılıyor. Kaldı ki ben hiçbir zaman Bediüzzaman'la Hoca Efendi'yi kıyaslamam. Yani Bediüzzaman gibi bir allameyle Hoca Efendi de bir alim. Ona bir şey demiyorum. Hürmet ediyorum. Ama kıyaslanamayacak kadar arada, yani eyne seramine süreyya diyebileceğim kadar fark olan bir alim. Yani dolayısıyla, ama bu muhalefet şeklinin altını çizmek istiyorum. Ben bir örnek vereyim mi? Hı hı. İslamiyet'ten taviz vermemek ne olur? Yani bakın, kimse bunu yanlış anlamasın. Mesela Bediüzzaman Hazretleri 1935'te, daha ona gelmedim, Eskişehir hapishanesinde 4 şeyle itham ediliyor. Birisi diyorlar ki sen laik cumhuriyete muhalefet ediyorsun. Bediüzzaman'ın cevabı çok güzel. Bakın ben laikliğe taraftarım demiyor. Hiçbir Müslüman ben laikliğe taraftarım diyemez. Efendim işte ben şu manayı kastediyordum. Kusura bakma, İslam'a aykırı hareket ediyorsun. Ama Bediüzzaman'ın tavrına bak, isyan da yok. Ne diyor biliyor musun Turgay kardeşim? Ben diyor yıllardır sosyal hayattan çekildim. Dolayısıyla hükümetin hangi hal aldığını bilmiyorum. Eğer laiklikten kastınız dinsizlerin hukuku medeniyeden, medeni haklardan istifade etmesi kadar Müslümanların ve dindarların da medeni haklardan istifade etmesi manası ise bir şey diyeceğim yok. Müsaade edin biz de istifade edelim demiyor laikim. Ama laiklikten kastınız Ziya Gökalp'ın temelini oturttuğu ladinilik ise biliyorsunuz önce ladiniliktir. Hayır, ladini bir hükümet tabiri kullanılıyor. Ama sonradan Mustafa Kemal ve arkadaşları çok zeki. Planlarını çok iyi yapmışlar. Ladiniliği laiklik olarak değiştiriyorlar. Tamamen o dönemdeki Türk Ocağı'nın başkanı Hamdullah Supi ve Ziya Gökalp'ta tamamen ladini hükümeti savunuyorlar. Ben burada bütün makalelerini
görüşlerini aldım, belgeleri yayınladım. Ama halkı aldatmak için laiklik tabirini kullanıyorlar. Ve Düzzaman'ın söylediği şu, eğer diyor laiklikten kastını la dini bir hükümetse, dinsiz bir hükümetse, yani siyaseti dinsizliğe alet etmekse, bütün dünyaya haykırıyorum ki ben bu nizamın karşısındayım. Ne zulüm yaparsanız yapın diyor. Benim diyeceğim tek cümle var. Hasbunallahu ve ni'mel vekildir diyor. Yani Allah bana yeter, o vekil ve davacı, yani avukat olarak bana zaten ne güzel bir vekildir o. Vekil burada biliyorsunuz avukat manası. Yani dolayısıyla Bediüzzaman'ın bu fikren ve ilmen muhalefetini yapıp ama icraya ve siyaseten, icra ve siyaseten yani bu muhalefeti, çünkü devlet nizamını umumi asayişi bozmak istemiyor. Bugün son bir yıldır meydana gelen fitne olaylarının Türkiye iktisaden, siyaseten, sosyal hayat itibariyle neler kaybettirdiğini benden iyi herkes biliyor. Ben fazla siyasetle meşgul değilim. Burada Bediüzzaman'ın metodu, müsbet hareket tarzı ortaya çıkıyor. Peki. Şimdi mesela bu tür örnekler verdiğiniz zaman haklı olarak şu geliyor. Deniyor ki ya Bediüzzaman'ın metodu değil de Hazreti Peygamber'in metodu daha önemli değil mi? Yani bu söyleme sahip, bunu söyleyenler anlatabilir. Bunu şu yüzden söylüyor. Yani Bediüzzaman üzerinden bir örnek verilmesi. Çünkü sürekli o itiraz geliyor mesela. Ya Bediüzzaman... Çok güzel bir soru. Hayır, müsaade et cevaplandırayım. Benim hiç burada sorup da cevaplandırma, eğer gücüm varsa, bir ilmim varsa cevaplandıramayacağım hiçbir soru yok. Akgündüz'ün yani evinde konuştuğu neyse, tabii ki hikmetli konuşurum, ayrı mesele. Her yerde her doğru söylenmez. Ama 77 milyona ve bütün İslam alemine karşı da söyleyeceğim odur. Şimdi bak güzel kardeşim. Bir defa bunu söyleyenler şunun farkında değiller. Risale-i Nur'un müellifi olan Bediüzzaman diyor ki... Bu soruyu artık niye söylemiyorlar ya da sormuyorlar. Biliyorum, biliyorum. Risale-i Nur diyor Kur'an'ın tefsiridir. Ve tefsir iki kısımdır. Birisi lafzi tefsirler, 350 bin tefsir yazılmıştır. Buna ihtiyaç yok. Zaten Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri de bu asırda en muhteşem bir tefsirdir bu manada. Kur'an'ın kelimelerini ve cümlelerini açıklıyor. Ama Risale-i Nur manevi bir tefsirdir. Şimdi siz o zaman Ömer Rasuhi'nin ilmihali 100 yıldır niye milletin elinden düşmüyor diye sormak durumunda kalırsınız. Yani biz Bediüzzaman'ın metodu derken aslında Resulullah'ın metodu. Şu. O açıklıyor bize. Tefsirde hata yapılır. Tefsirde hata vardır. Evet. Ama Kur'an'da hata Kur'an'da asla hata olmaz. Bakın güzel kardeşim. Yani bu da çok önemli bir hadise. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ali'ye hitaben yaptığı bir söz, söylediği bir söz var. Harika bir hadis-i şerif. Diyor ki ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaş yaptım. Yani peyderpey indirildiği dönem için. Sen de tevil ve tefsiri için savaş yapacaksın. Yani demek ki bugün adam geliyor işte IŞİD militanları. Adam Müslüman'a Allah Ekber diye kesiyor. Yani bunun Kur'an-ı Kerim'le, İslamiyet'le ne alakası var? Burası çok önemli bir nokta. İşte Bediüzzaman Hazretleri Kur'an ve sünnetten aldığı ilhamla bu asrın şartlarına uygun Kur'an'ın ve Resulullah'ın metodu nasıl olur? Ki ona biz müsbet hareket diyoruz. Müsbet hareketin tarifi Kur'an-ı Kerim'de. وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Karşındakilerle mücadele ederken en güzel metotla mücadele et. Yani ne demek? Bediüzzaman'ın çok güzel ifadesiyle güneşin hareketi gibi olacaksın. Meyveleri pişireceksin. Dünyayı aydınlatacaksın. Ama bacayı kırmayacaksın. Ağaçları devirmeyeceksin. Ama bir de rüzgarın hareketi var. İşte görüyorsunuz. Yakıp yıkıyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Ben biliyorum Rotterdam İslam Üniversitesi'nde bir arkadaş vardı bu Selefi gruptan. Yani adam neredeyse beni bile kafir ilan edecek. Şimdi bunu gören bir gayrimüslim, ya İslamiyet buysa, terör dini ise, o zaman ben Müslüman değilim diyor. Ben bir örnek vereyim size. Bir gün bir Arap geldi. Yani ülkesini söylemeyeyim. Kapımı çalmadan içeri girdi. Selamun aleyküm Doktor Akgündüz. Aleykümüsselam. Limada essestu madil cemia beyne a'dail muslimin. Niye bu üniversiteyi, İslam Üniversitesi'ni İslam'ın düşmanları arasında kurdunuz? Biz onlara karşı savaş yapmalıyız. Cevabım çok basit. İşte Bediüzzaman'ın müsbet hareketinin örneği bu. Yani Kur'an'ın örneği bu.
Yani bugün Bediüzzaman bunu çok güzel açıkladığı için öyle diyoruz. Referans veriyoruz. Nasıl İmam Gazali İhya-ül Ümmettin'de şunu demiş diyoruz. Aynısını söylüyoruz. Veyahut da Şah Nakşibendi Hazretleri bu evratları okumuş diyoruz. Onun okuduğu evratlar Resulullah'tan veya sahabeden veya tabilerden gelen mesur dualar. Yoksa İmam-ı Nakşibendi Hazretleri farklı bir dua mı ortaya çıkarmış? Onun üzerine dedim ki nerede oturuyorsun? Amsterdam'da. Peki dedim ne işle meşgulsün? İki dükkanım var. Elektronik ve oto satıyor. Kaç senedir Amsterdam'da oturuyorsun? Hollanda vatandaşı. 33 senedir. 33 senede kaç tane Hollandalı öldürdün dedim. Hiç kimseyi öldürmedim. O zaman dedim 33 senedir sen bu davetine aykırı hareket etmişsin. Niye öldürmeye başlamadın? Ben de seni tabi olayım. Ağlayarak dedi ki İslam'ı bana anlat. Dedim aklını başına topla. Aramızda vize anlaşması bulunan bir ülke Darül Ahd'dir. Bilmeden konuşma. Bunu Bediüzzaman son mektubunda talebelerine aynısını aktarıyor. Bu ülke diyor Darül İslam'dır. Harice karşı yapılan cihad-ı maddi içeride yapılamaz. Yapılır dediğin an o zaman komşunun çoluk çocuğunu esir alacaksın. Cariye yapacaksın. Malını mülkünü o zaman ganimet kabul edeceksin. Kim buna fetva verebilir? Ama biz burada içeride manevi cihatla mükellefiz. Evet diyor bizim kuvvetimiz var. Ben bir örnek anlatayım mı burada? O zaman bu örneği not alın. Molonlardan alayım anlatayım. Kardeşim. Peki teşekkür ederim. Sakın bir yere ayrılmayın. Devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir mesele anlatacağım. Misal vereceğim. Bu müsbet hareketle menfi harekete misal veriyorum. Hı-hı. Yani dün de beraberdik. Evet dün beraberdik. Profesör Ali Özek Hoca. Hı-hı. 1953 yılında Ezher Üniversitesi'nde talebe. Tabii orada Mustafa Sabri var. Osmanlı'nın son şeyhülislamlarından. Türkiye'ye gelmek istiyor. Hocasını ziyaret ediyor. Diyor ki üstadım Türkiye'ye gideceğim. Bir emrin var mı? O da diyor ki var. Bir, Tokat kavunu getir bana. İki, duydum ki Afyon savcısı Bediüzzaman'ın 600 bin talebesi olduğunu söylüyor. Git kendisine söyle de ki neden hala bu Kemalist rejime karşı kıyam etmiyor? Yani isyan etmiyor. Bunun üzerine geldim diyor. Kavunumu aldım. Gittim Bediüzzaman İstanbul'daydı. Pera Palas'ta şeyde nedir neyse işte İstanbul'daki otelde kaldığı otelde ziyaret ettim. Mustafa Sabri Hazretleri'nin diyor selamını söyledi. Onun üzerine ayağa kalktı. Dedi ki diyor Şeyh Mustafa Sabri nasıl? Çok hürmet etti diyor. Çünkü 21 yaşında kelam profesörü olan bir profesör bu. Böyle bir allame. Dedi ki diyor efendim çok iyi ancak sizden böyle bir sorusu var. Neden 600 bin tane talebesi varken bu yani İslam'a aykırı olan rejime isyan etmiyor? Onun üzerine gülerek dedi ki diyor git Şeyh Mustafa Sabri'ye söyle. Gelsin Türkiye'ye, o 600 bin talebem emrindedir, hemen kıyam etsin. Gidiyor söyleyince Mustafa Sabri hüngür hüngür ağlıyor. Diyor ki biz Darül Harp dedik, savaş ülkesi dedik, küfür rejimi dedik. Onun 4 ciltlik bir eseri var. Ve Anadolu'yu terk ettik. Bugün diyor oğlum ve sizin gibi bir iki talebe dışında yalnız kaldık. Ama Bediüzzaman Anadolu hiçbir şey olmasa minareler ve kabir taşları bile Darül İslam olduğunun delilidir dedi. Sebat etti. Manevi cihadı tercih etti. Bugün 600 bin, yarın 6 milyon daha fazla talebesi olacak insanların imanını kurtaracak dedi ve ağladı diyor. İşte müsbet hareketle menfi hareketin örneklerinden en güzellerinden birini arz etmiş oldum. Onu söyleyeyim. Hı hı. Evet. Gelelim kavgasına. Şimdi biraz önce anlattım. Sındıka komitesi. Evet. Güzel kardeşim. Bediüzzaman Hazretleri kendisine İslam kahramanı dediği Mustafa Kemal'e 1922'nin sonuna doğru biraz önce gösterdiğim şu orijinal, bakınız millet görsün, şu anda Cumhurbaşkanlığı arşivinde bu. Bu mektubu sunduktan sonra... Görmediler hocam. Görmediler mi? Nasıl isterseniz. Yani enteresan bir şeydir. Bu yazdırdığı mektup. Bu bizatihi yazdırmış. Kendi öz kalemiyle değil. Hı-hı. Ama tarihi vesairesi her şey var. Mustafa Kemal'e sunmuş bunu. Daha sonra bunu bütün meclisteki milletvekillerine dağıtmış.
O nüsha da elimizde. Ama kısmen değiştirerek. Muhtevada değişiklik yok. Başlıkta değişiklik var. Birisi Mustafa Kemal'e İslam kahramanı diye, birisi de bütün mebuslara hitap ediyor. Ve burada üzerinde durduğu 10 madde var. Ben hepsini sayacak değilim. Ama şunu söylüyor. Siz diyor, alem İslam'ın duasını alarak büyük bir milli harbi kazandınız, İstiklal Savaşı'nı. Nimet diyor, şükür ister ki devam etsin, ayeti anlatıyor. Ama gördüm ki diyor, siz bu başarıdan ve galibiyetten gelen neşeyle namazı terk etmişsiniz. Namaza başlamalısınız. Çünkü diyor, ümmet meclisi taklit eder. Meclistekiler bozuk olursa bütün ümmet bozulur diye bu muhtevada... Namazı terk etmişsiniz diye meclisteki milletvekilleri evet, de söylüyor. Atatürk'e evet, değil. Mustafa Kemal de dahil. Mustafa Kemal de dahil. Şimdi bunun üzerine Mustafa Kemal öğle namazı için abdest almış. Şafiiler de biliyorsun havlu kullanmazlar. Ve çermelemiş vaziyette oradaki soba, ben bizzat gittim o sobayı gördüm. O sobanın kenarında ellerini kurularken Mustafa Kemal geliyor. Diyor ki, biz seni alim bildik, zeki bir alim zannettik. Çağırdık ki bize faydalı olasın. Sen geldin, namazdan bahsettin. Millet meclisini ikiye böldün diyor. Çünkü namaz kılan milletvekillerinin sayısı o kadar artıyor ki bu konuşmadan sonra. Hakikaten önemli bir artış. Mescid sığmıyor, büyütülmek için teşebbüsler başlıyor. Onun üzerine Bediüzzaman Hazretleri iki elini, iki parmağını böyle gözüne sokacak şekilde. Paşa paşa. İslamiyet'te en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Nasıl millet size itimat edip diyor itaat edecek? İşte ondan sonra Mustafa Kemal'in beşin şu anda anlatılan şahsiyet olduğunu açıkça ortaya koyuyor ve ayrılma kararı alıyor. Çok ağır bir eleştiri ama. Yani bu açık. Bu açık. Arkasından tabii bu çok ağır eleştiri ama daha sonra şunu unutmayın, Bediüzzaman hayatı boyunca kimseyi tekfir etmemiştir. Ama iki şahıs hakkında olumsuz düşünüyor. Biri Mustafa Kemal'dir. Mürtet diyor. Diğeri? Diğeri de Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'la Ankara'da tartışmıştır. Üçüncü sözün haşiyesinde, Fihristinde Ziya Gökalp'a bu hakikati anlattım. Fakat o mülhit ikna olmadı, inkarında devam etti diyor. Yani Ziya Gökalp'ın da mürted olduğunu ifade ediyor. Çok açık bir şekilde. Tabii yani şunu Bediüzzaman acaba bir şeye mi dayanarak söylüyor? Çok açık dayanarak söylüyor. İstersen ben bir örnek vereyim. Hı-hı. Vereyim mi ben örnek? Çok enteresan. Yani dinden çıkmakla suçluyor. Evet. Yani bunu bu tabii 1935 Eskişehir Mahkemesi'nde de yapılıyor. Bu şu anki eserlerinde geçiyor bu bahis değil mi? Tabii. Basılanla tabii, yani. Tabii. Beraat etmiş bu defalarca. Şimdi bakınız, ben çok ilginç bir şekilde Mustafa Kemal'in 1927'de basılan, bakın şu, ama şu anda sansür edilen Nutuk kitabından bir sayfa bu. Buradan bir cümle okuyacağım. Sadece bir cümle. Efendiler, bütün insanlığın tecrübe, malumat ve tefekkürle yücelmesi Hristiyanlıktan, cümleye bak Turgay Bey, Müslümanlıktan ve Budizm'den sarf-ı nazar ederek, ne demek sarf-ı nazar etmek? Yüz çevirmek. Yüz çevirerek, vazgeçerek, Yahudilikten bahsetmiyor. Orada konuşmuyorum. Çünkü 5816 var. Basitleştirilmiş, herkes için anlaşılacak hale konulmuş, üniversal, saf, lekesiz bir dinin ne kadar ihtiyaç olduğunu ve bunu kurmamız gerektiğini ve hükümet olarak buna tabi olacağımızı, bunun neticesinin tatlı olacağını inkar edemeyiz. İşte orijinal belge. Daha başka şeyler de var. Buradan şunu bir anlayamaz mıyız? Yani malum o gün, bugün de yaşadığımız gibi bir takım yapılar, işte İslam adı altındaki cemaatler, dindar kisveyle yahut dini bir cemaat kisvesiyle dine en büyük zararı veriyorlar. Şimdi bak. Hurafeler, şunlar bunlar. Hakkını helal eyle. Bunlardan Hayır. Sıyırmak, bunlardan Hayır. Temizlemek. O değil. Hayır, çok açık. Müslümanlıktan, Hristiyanlıktan ve Budizm'den yüz çevireceğiz diyor. Yeni bir din kuracağız diyor. Yani tekrar ediyorum, bir Müslümanın hatası asla İslam'a isnat edilemez.
bir Hristiyan'ın hatası Hristiyanlığın aslına isnat edilemez. Bu çok önemli. Kaldı ki bu Bediüzzaman'ın kanaati çok açık bir şekilde hem Mustafa Kemal hem de Ziya Gökalp hakkında böyle bir kanaate sahip, delilleri var. Mesela ben bir örnek daha söyleyeyim. 1921 Anayasası var. 21 Anayasası'nın bir maddesi zannediyorum 7. madde, unuttum şu anda. Ahkam-ı şer'iyenin tenfizi diyor. Şer'i hükümlerin uygulanması, meclisin görevi. Mustafa Kemal'in bir konuşması var. Beyler diyor, biz meclisteki mollaları kandırmak için bu cümleyi kullandık. Ahkam-ı şer'iyeden kasıt diyor şeriat hükümleri değil. Tamamen kanun hükmü de demektir diyor. Dolayısıyla şeriatla bizim alakamız yoktur diyor. Şeriat dedi İslam hukuku. Daha başka şeyler var. Ben onun üzerine gitmiyorum. Çünkü mevzumuz Bediüzzaman bunu hissetmiş ve böyle karar vermiş. Karar verdikten sonra mücadeleye başlamış. Mesela ben bir olay daha anlatayım. Zındıka Komitesi. Zındıka Komitesi ilginç bir şeydir. Nedir zındıka? Zındıka Komitesi şu. Şimdi Mustafa Kemal bu tür olumsuz düşüncelerini mecliste beyan edince meclis, birinci meclis çok sağlam bir meclis. Evet. Yani böyle bir kısım... Çok sağlam, çok demokrat. Ama çok da sakat çok adamların renkli, olduğu bir meclis. Çok renkli. Çok renkli bir meclis. Mecliste komiteler oluşuyor. Bu komitelerden biri Selamet-i Vataniye Umumiye Komitesi. Bediüzzaman buna Zındıka Komitesi diyor. Bunlar 35 kişi. Bunların 4 reisi var diyor Bediüzzaman. Bunlardan biri Mustafa Kemal, birisi İsmet İnönü, birisi Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak vefat ettiğince Allah rahmet etsin diyememiş Bediüzzaman. Bu çok önemli. Dindar bir adam aslında. Fevzi Çakmak dindar. Dindar ama bütün kendi döneminde. Şimdi daha enteresanı. Yani dindardan da kasıt dine uzak değil. Neyse öyle diyelim. Ve dördüncüsü kim biliyor musunuz? Elimizde kesin delil yok ama dördüncüsü o zamanın 1941 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yapan İbrahim Rıfat Börekçi. Çünkü bütün Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe kamet, bütün bunların altında onun imzası var. Mustafa Kemal bir konuşmasında çok enteresan bir konuşma yapıyor. Diyor ki beyler, beyler, iki şey bizi güçlendiriyor. Bunlardan biri diyor, bu komite. Bu 35 kişi diyor, meclisin özüdür, çekirdeğidir. Biz diyor, kız gibi bir meclis ortaya koyacağız. Diğerlerini diyor, hesaba katmayın. Biz idare edeceğiz. İkincisi, takrir-i sükun kanununu çıkardık diyor. Bu da nutuk ama şeyli nutukta, sansürsüz nutukta var. Hedefimiz diyor, yapacağımız inkılaplara başını kaldıranın başlarını ezmektir diyor. Bediüzzaman'a göre 100.000 kişi öldürülmüş. Yani buna Şeyh Said isyanı, isyan demeyelim hadisesi, Menemen hadisesi ve benzeri olayların tamamı dahil. Doğusuyla batısıyla. Dolayısıyla bütün kararları önce bu Bediüzzaman'ın Zındıka Komitesi dediği Selamet-i Umumiye Komitesi almış. Kararlar tamamen onlardan gitmiş. Ayasofya'nın çevrilmesi, saltanatla hilafetin ayrılması, bu da çok enteresan. Burada ben bir şey söyleyeyim, çok dikkatini çekecek. Ne acıdır ki Şeyh Sünusi Hazretleri Kuvayi Milliye'ye destek olmasına, İstiklal Savaşı'nı vaazlarıyla desteklemesine rağmen ilk saltanatla hilafetin ayrılabileceğine dair fetva veren adam. Bediüzzaman onunla da tartışıyor. Bu da çok ve terk ediyor o Ankara'yı. Çünkü niye yani saltanatla hilafet niye ayrılmasın ki? Ha şimdi benim güzel kardeşim, bakın İslam'da önemli bir düstur var. Sen artık İslam kamu hukukunu soruyorsun bana. Ha, İslam hukukuna Resulullah hem devlet başkanı hem halife, halife demeyelim. Hı hı. Yani müminlerin reisi, devlet başkanı. Aynı zamanda peygamber. İslamiyet'te gerçek manada, bakın bu çok önemli bir nokta. Yani İslam hukuku devlet başkanına 10 tane temel görev veriyor. Bunlardan biri de dinin hükümlerini tatbik etmek. Bu dinin hükümlerinin içinde mecelle gibi özel hukuka ait hükümler var. Ve ceza hukuku gibi vesaire gibi diğer kamu hukukuna ait hükümler var. Dolayısıyla siz bunları bertaraf edemezsiniz. Yani bu önemli. Bunu 1897'de Sultan Abdülhamid'e Osmanlı hukuk sistemiyle alakalı bir rapor sunan Flemenk bir hukukçu da diyor. Beyler diyor, bizim dinimizde diyor, yani Hristiyanlıkta zaten dinle devlet ayrı.
Ama İslamiyet öyle bir din ki hayatın düzenlemediği ve tanzim etmediği hiçbir alanı yok. Dolayısıyla bu manada, gerçek manada halife aynı zamanda icra, yasama ve de yargı ile alakalı yetkileri ve vazifeleri olan bir şahıstır. Onun için Bediüzzaman bunu şiddetle reddediyor. Yani bu olamaz İslam hukukunda diyor. Bizim dinimiz Hristiyanlıkla kıyaslanmaz diyor. Kaldı ki bizim dinimiz diyor teokratik bir nizam da değil. Yani ruhbaniyet yok diyor. Yani burada çok önemli bir nokta. Yani bir papazların idaresi yok. Bizim dinimizin hükümlerini Kur'an ve sünnet beyan etmiş diyor. Dolayısıyla böyle bir soru yerinde olmayan bir soru. İşte Bediüzzaman bütün o ta şeye kadar, yani Mustafa Kemal'in vefatına kadar bütün inkılaplarla alakalı mücadele etmiş. Ayasofya'nın müze haline getirilmesine karşı çıkmış. Ne zaman? 1922'de. Bu da çok enteresan bir olay. O zaman heykel meselesine karşı çıkmış. Heykeli sormuş. Biliyorsunuz ilk heykel maalesef İstanbul'da dikilmiş. Hı hı. Onun şeriata ve İslam'a ve dinimize şiddetle aykırı olduğunu haykırmış Bediüzzaman. Bu konuda makaleler yazmış. Ayrıca dinin devletten ayrılması, laiklik konusunda her konuda konuşmuş. Mesela cumhuriyete taraftar olmuş. Ama dindar cumhuriyete taraftar olmuş. Bu mücadele sözün özü Mustafa Kemal iki şeyle. Bir Selameti Vataniye Komitesi 35 kişilik milletvekiliyle, bir diğeri de çok ilginçtir. Takrir-i Süküm Kanunu'yla her türlü şeyi yapmışlar. Mesela ben bir örnek vereyim size. Sene 1925. Bediüzzaman Bitlis'ten Van'a gidiyor. Van'a giderken Bitlis ve Van valileri Bediüzzaman hakkında rapor sunuyorlar. İçişleri Bakanlığı'na. Sundukları raporda Bediüzzaman'ın neler konuştuğunu soruyor Dahiliye Bakanı, İçişleri Bakanı. Ama onlar ne diyor biliyor musunuz? Bediüzzaman diyor özellikle iki şeyden şikayet ediyor. Mustafa Kemal hakkında diyor fazla aleyhte konuşmuyor diyor. Rapor diyor bunu. Ama diyor Eğitim Bakanı Vasıf Bey hakkında aşırı aleyhte konuşuyor. İki şeyi tenkit ediyor. Bunlardan biri kadınların serbest bir hayata girmesi. O serbestiyeti yani nisa tabir ediliyor. Bundan kasıt açık seçik bir şekilde. Çok acıdır. Ben belgelerini koydum. Düşünün vakıfların bütçesiyle dans salonları açılmış. Yani mesela Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Sopi Bey'in bir cümlesi var. Artık biz vahye dayanan değil. Batıdan gelen ilme dayanan bir devlet kuracağız. Bundan sonra mescit değil dans salonları açacağız. Hem de vakıfların bütçesiyle merhamet edin. Yani bu ikincisi ne diyor? İkincisi de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu tenkit ediyor. Diyor bunun da mimarı Eğitim Bakanı olan Vasıf Bey'dir diyor. Ona da şiddetle karşı çıkıyor. Yani bu mesele uzun bir mesele. Özetle şunu söyleyeyim. Bediüzzaman fikren ve ilmen muhalefetini hiçbir zaman durmadan Mustafa Kemal karşısında savunmuş. Bir şey daha ilave edeyim. Zındıka. Zındıka komitesi bu işte. Selameti Vataniye Komitesi. Hı hı. Yani hatta ben bir şey söyleyeyim. Çok garip gelecek size. Bediüzzaman'ın 1935 yılına hatta 34 yılına kadar açıklamadığı bir risalesi var. Adı Sırr-ı İnna Ateyna. Orada İnna Ateyna suresini tahlil ederek bir kısım haberler çıkarıyor. Bilgiler çıkarıyor. Ama bunu hep saklıyor. Diyor ki kamu düzenine zarar vermeyelim. Devlet adamları ile direkt ilgili aleyhte konuşmayalım. Biz iman ve Kur'an hakikatlerini neşredelim. Ama Isparta'daki evi aranınca soba borusunun içine soktuğu o kitabı mahkeme çıkarıyor. Orada ilginç bir tespiti var. Diyor ki bu zındıka komitesinin 4 reisi var. Bunların diyor yaptığı bütün tahribatlar, manevi tahribatlar 1000 diye kabul edilirse, 1000 tane tahribat yaptılarsa bunun 300'ü Mustafa Kemal'e aittir diyor. 600'ü diyor İsmet İnönü'ye aittir. 100'ü Fevzi Çakmak'a aittir. Ancak es-sebebü kel-faiz sırrınca yani esas sebep olan Mustafa Kemal olduğu için onun payı bütünün payıdır 1300 olur diyor. Ve 12 pay da muhtemelen Diyanet İşleri Başkanı olan İbrahim Rıfat Börekçi'ye veriyor.
Bunu Mustafa Kemal nutukta ikrar ediyor. Biz diyor takrir-i sükür kanunu çıkardık. Ta ki diyor hilafeti kaldıralım. Ta ki tevhid-i tedrisat kanunu kaldıralım, getirelim. Ta ki diyor tekkeleri kapatalım. Bunu kendisi itiraf ediyor, ben söylemiyorum. Merak edenler 1927 tarihindeki nutuk Gazi Mustafa Kemal diye bütün Milli Eğitim Müdürlüklerine, müftülüklere gönderilen bu kitabın Osmanlıcasını şu anda Profesör Google'ın kütüphanesinde de var. Yani peki, dijital ortamda da var. Peki Kevser Suresi bağlantısı neydi? Onu tahlil ediyor. Okuyacaksın. 5816'yı kaldır onu şey. Tamam anladım. Oldu mu güzel kardeşim? Yani öyle. Ben hukuk dairesinde konuşmak istiyorum. Öyle olsun. Meşhur da. Bir cümle var. Nakile itap yoktur. Ben naklediyorum. Kendi görüşümü açıklamam. Benim de görüşüm var. Ama her şeyin bir sınırı var. Peki niye Bediüzzaman sürgün edildi de gereği yapılmadı? O da çok tırnak içerisinde. Çok güzel bir soru. Yani ben senden böyle soru beklerdim. Kardeşim niye başka şeylerle uğraşıyorsun? Latife edeyim ben de. Eyvallah. Ben de Latife edeyim. Her şeyi soracağız. Ben de Latife edeyim. Bir de şu hadise. Ha, söyle. O da kafama takılan bir hadisedir. Şimdi Bediüzzaman değerli bir şahsettir. Allah razı olsun. Önemli hizmetler olmuştur vesaire. Ama hiçbir fani gibi o da hatasız değildir. Elbette. Peygamber değil çünkü. Peygamber değil çünkü. Mesela Bediüzzaman'ın hayatıyla ilgili bir tanesi de şudur. Şu kadar zehirlenmiştir. O zehir sırtında bir yerde toplanmıştır. Ama o zehir onu öldürememiştir. Ya buradan bir keramet ihdas etmek bilmem ne vesaire. Buralara girelim biraz. Hazır, yani şimdi önce o birinci sorunun cevabını vereyim. İkisi ilintili olduğu için buyurun. Yani ama önce ama bunu unutma. Not al. Unutmam. Cevap vereceğim. Unutmam. Ha. Şimdi yani Bediüzzaman neden bir şey yapılamamış? Doğrusu bunu izah etmek çok zor. Benim de bu kitabı telif edinceye kadar anlayamadığım bir noktaydı. Bir defa şunu ifade edeyim. Yani o dönemde biz suikastler gördük, o dönemde dar ağaçları gördük. İşin başı şu, hem de nasıl, onu anlatacağım zaten. Turgay kardeşim, bir defa birinci nokta şu. Bana göre, biraz önce dediniz keramettir vesairedir. Ben de kerametül evliya, hakkun ifadesine inanan bir insanım. Evliyanın kerameti vardır ama birilerinin zannettiği gibi evliya veya veliyullah istediği zaman keramet gösteremez. Allah onları korur. Ve benim şahsi kanaatim, Kur'an-ı Kerim'deki Resulullah'a has olan "Vallahu ya'simuke minen nas." Allah seni insanlardan gelecek musibetlere ve plan ve programlara karşı koruyacak diyor, söz veriyor. Benim kanaatim Allah yolunda mücahede eden, cihat yapan, hizmet eden, Kur'an'ı tebliğ eden büyük allameler de aynı hükme, aynı koruma altına dahildirler. Yani başka türlü Bediüzzaman'ı açıklamak mümkün değil. Nasıl? Gel ben anlatayım. Biliyorsunuz 1913 yılında başlanan, 1919 yılında, 17 yılında tüzüğü hazırlanan, 1919 yılında kurulan ve Osmanlı hükümeti tarafından tehlikeli görülen ve bir Kürdistan kurmak için gayret gösterilen Kürt Teali Cemiyeti var. Bakın Kürt Teali Cemiyeti'ni 1910'lardaki Kürt Neşri Marif Cemiyeti ile falan kıyaslamayın. O kültürel bir dernek. Ama bu tamamen Kürdistan'ı kurmak üzere kurulan bir kuruluş. Bunu Osmanlı Devleti de biliyor ve İngiliz hükümeti de biliyor. İstihbarat raporlarında var. Daha sonra çok enteresan bu. İlginç bir tabir. Ben bunu anlattım. Burada da var yani. İstihlas ve istiklali ekrat. Yani Kürtlerin kurtarılışı ve de özerk hale getirilmesi şeklinde ifade edilebilecek 1920'li yıllarda bir cemiyet daha kuruluyor. Ve bunun üzerine sizin sorunun altyapısı bu. Yoksa cevabım temelsiz kalır. Eyvallah. Temelsiz kalır. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları 1922'den itibaren dindar insanları ezmeye başlayınca müthiş bir dava ortaya koyuyorlar. İstiklal mahkemelerini kuruyorlar. Ve istiklal mahkemeleri sebebiyle Türkiye'de ileri gelen ne kadar şeyh, ne kadar alim, Ali Haydar Efendi de dahil biliyor musunuz buna?
Burası çok ilginç. Hı hı. Ömer Nasuhi bile nezaret altına almışlar. Ne kadar Fatih müderrisi varsa, ne kadar doğuda şeyh vesaire varsa herkesi gözaltına almışlar. İstiklal Mahkemesi. İstiklal Mahkemesi'nin bas savcısı Abdullah Sahip. En büyük hedeflerinden biri Seyit Abdülkadir, Kürt Tali Cemiyeti'nin başkanı. İkincisi Palolu Said, yani Şeyh Said hadisesini meydana getiren adam. Üçüncü isim Abdullah Sahib'in listesinde, kitapta var liste. Said Molla parantez içine Bediüzzaman yazmış. Yani hedef ilk 300 küsur insanı tutuklayacaklar, tutuklamışlar. Bediüzzaman hariç. Neden? Bir defa Bediüzzaman'ı... Bir molaya gideceğiz. Gidelim. Bu Selam, ama bu o kadar önemli ki. Selam terör örgütünü bulmuşlar yani. Ya aynen öyle. Ha. Aynen ona benziyor. Selam terör örgütünü bulmuşlar. O kadar güzel bir benzetme yaptınız ki. Yani birileri, yani birilerini mahkum etmek için hazırlar. Hazırlar. Dosyaları hazır, raporları hazır. Adını koyacaklar. Adını koymak için de devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Molanın ardından buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selam terör örgütü demiştik. Aynen öyle. Evet. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşları kız gibi bir meclis yapacağız, yaratacağız diyor da ben onu söylemiyorum. Hı hı. Tabii bunun üzerine kendisine muhalif olabilecek insanları bertaraf etmek için tam bir selam terör örgütü arayışına giriyor. Hakikaten çok güzel bir misal verdiniz. Burada Abdullah Sahip istiklal mahkemelerini kuruyor. Takrir-i sükun kanununu çıkarıyor. Bütün şeyler hazır. Çok zeki bir adam. Bediüzzaman dahi diyor ona. Bunu kabul ediyor. Başka bir kelime de söylüyor da 5816 sayılı kanun müsaade etmiyor söylememe. Dahi diyor ama. Şimdi ilginç olan cümle, ilginç olan... Ne yapıyorlar Bediüzzaman'ı? Neden bir türlü içeriye alamıyorlar? İlk ona yapıştırdıkları... Bakın Abdullah Sahip'in... Sen 1919'da faaliyete geçen, müstakil bir Kürdistan kurulması için gayret gösteren ve başkanlığını Seyit Abdülkadir'in yaptığı Kürt Tali Cemiyeti'nin kurucususun diyorlar. Nitekim mazlumlar listesinde üçüncü liste. Fakat Bediüzzaman isteri bunu teyit etmek, hukuki bir dayanağa dayamak için al evvela Bediüzzaman'ın kitaplarına bakıyorlar. Bakıyorlar ki Bediüzzaman, daha doğrusu kaynaklara... Şöyle demiş Seyit Abdülkadir'in teklifine. Okumama müsaade eder misin? Tabii ki. Yoksa o sorunun cevabı verilmez. Bana göre o soru bu programın tamamı. Evet. Diyor ki Allah-u Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de öyle bir millet getireceğim ki onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever diye buyurmuştur. Ben de bu ilahi beyan karşısında düşündüm. Bu milletin 1000 yıldan beri İslam aleminin bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım. Bu kahraman millete hizmet yerine 450 milyon hakiki Müslümanın kardeşliğine bedel birkaç akılsız kavmiyetçi kimsenin peşinden gitmem. Bu cevabı alıyor. Kim? Abdullah Sahip, başsavcı. Ankara İstiklal Mahkemesi tutuklayacak Bediüzzaman'ı. Arkasından Ankara Emniyetine ve Vilayetine soruyor. Ve belgeler geliyor. O belgelerin içinde bütün kurucular var ama Bediüzzaman yok. Arkasından, bu daha önemli bir hadisedir, Kürt Tali Cemiyeti'nin İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı şu meşhur mektup geliyor. 1919'da yazmış bunu. Bakın İngilizce. Ben bunu ilk defa tam olarak tercüme etmeye çalıştım. Ne istiyor burada Kürt Tali Cemiyeti'nin başkanı ve Said Molla denilen insan var. O da 150'liklerden. Onu Bediüzzaman'la karıştırmak istiyorlar. Aynen şunu istiyorlar. Osmanlı bize... Şeyh Said. Hayır. Seyit Abdülkadir. Seyit Abdülkadir. Bu Said Molla dediği 150'liklerle yurt dışına sürülen Kürtçü bir adam. Anladım. Onu Bediüzzaman'la karıştırmak istiyorlar. Çünkü burada o da var dilekçede adı. Diyor ki bir, Osmanlı bize 600 senedir zulmetti. Aynen bu cümle. Bütün heyet imzalamış. İki, sınırları çizilecek bir bölge Kürdistan olsun. Ermenistan kurulsun, beraber yaşayalım. İngiliz himayesi altında kalalım. Son cümle de uzatmıyorum. Yüksek Hazretlerinin itaatkar kulları Seyit Abdülkadir ve arkadaşları. İnsan için hakikaten dehşetli bir olay bu. Bu mektubu okumak bile istemiyorum.
Ve Bediüzzaman'ın asla Seyit Abdülkadir'le alakası olmadığı anlaşılıyor. Şimdi sıra geliyor bu sefer İstihlas ve İstiklal-i Ekrat Komitesi'ne. Bu İngilizlerin Seyitlerle çok... Maalesef. Çok kullanmışlar. Çünkü onların Müslümanlar arasında... Bugün de hala aynı. Aynen öyle. Aynen. Biliyorsunuz Şerif Hüseyin. Yani bugün Arabistan'ın esaret altına düşmesine sebep olan adam. Aynı şekilde Seyit Abdülkadir'i kullanmışlar. Üzüldüğüm taraf 600 senedir diyor. Osmanlı bize zulmetti. Yani çok kıymetli izleyiciler lütfen bu cümleleri takip etsinler. Bu Seyit Abdülkadir Osmanlı'nın senato başkanı. Şu anda senato yok. Yani ikinci meclisin başkanı. Hı hı. Osmanlı'nın şurayı devlet başkanı, Danıştay başkanı. Yani bir devlet bir adama Kürt olup veya Arap olup veya Seyit olup olmadığına bakmadan başka ne vazifeler versin? Onu geç. Şimdi Bediüzzaman'ı bu iki tane kanun sebebiyle benim güzel kardeşim Ali Haydar Efendi dahil. Nakşişehi. Nakşişehi. Hayır, bizim bildiğimiz Mecelle'nin şarihini. Tamam. Ve Nakşişehi Ali Haydar da var. Ömer Nasuhi bile var. Mesela Eşref Edip var. Gözaltına alınanlardan. Belgelerini hep koydum ben. Şartta ise Şeyh Said, Seyit Abdülkadir, çocukları, hocaları, şeyhleri ne kadar alakası olan varsa gözaltına almışlar. Ve mahkum ediyorlar. Yani burada bu arada bir şey söyleyeyim. Ona geçeceğiz. Bu Nakşi Ali Haydar Efendi yanılmıyorsam Mahmud Efendi'nin herhalde. Üstad. Evet olabilir. Bunları hep almışlar. Ankara'ya getirmişler. Gözaltına almışlar. Ama Bediüzzaman'ı alamamışlar. Niye? Bu sefer dönmüşler. Demişler ki sen Şeyh Said'le beraber İhsan'a karıştın. İstihlas ve İstiklal-i Ekrat Komitesi onlarda. O da 1920'lerde kurulmuş. Erzurum menşeli. Palu'dan Şeyh Said biliyorsunuz olayı patlamış. O da tabii ikinci adam. Üçüncü adam Bediüzzaman diye ama Said Molla adında. Bunun üzerine onu da inceliyorlar. Nasıl inceliyorlar? 50'ye yakın vilayetin raporu var Bediüzzaman hakkında. Bunlar Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorlar. Çünkü Van'da vaizlik yapıyor Bediüzzaman resmen. Maaş alıyor. Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Rifat Börekçi'nin bütün tenkitlerimize rağmen o hakikaten fevkalade insaflı mektubunun bir iki cümle okuyacağım. Diyor ki bir, Bediüzzaman kendi talebeleriyle birlikte gönüllü alay komutanı olarak Birinci Dünya Harbi'ne katılmış ve çok önemli başarılara imza atmıştır. İki, Ruslara esir düşmüş sonra da kendi iradesi ve gücüyle esaretten kaçmıştır. Üç, İngilizler işgal ettiği zaman İstanbul'u yazdığı risalelerle, Hutuvat-ı Sitte'yi kastediyor ve irad ettiği hutbelerle İngiliz komutanının idam kararı vermesine sebep olmuş, Darülhikmetül İslamiye denilen Osmanlı'nın en yüksek İslami ilimler akademisine üye seçilmiş, böyle bir zatın maaşının kesilmemesi, isyanla alakası olmadığının yukarıya bildirilmesi. İşte mektup bu. Görsün bütün devletin arşivlerinde. Yani benim şahsımın değil. Bu da mektup. Bu da mektup. Arkasından, bu da çok enteresan, Van valisinin yazdığı mektup var. Çünkü Van'da duruyor. 25 yılı. Yani idamlar başlamış, Şeyh Said idam edilmiş. Bunun üzerine Van valisi de diyor ki, 9 aydan beri vilayetimizde oturan ve devamlı olarak gözetlenen Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin isyan hareketiyle asla alakası olmadığı, çevresine hep müsbet manada tavsiyelerde bulunduğu her gün takibimizden anlaşılmıştır diyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Bediüzzaman'ın ne Şeyh Said hadisesiyle, zaten Şeyh Said'e verdiği cevap da enteresan, bir cümle okuyayım mı ona? Türk milleti bu mektubun orijinali elimizdeki 2600 nüsha külliyat birikmiş durumda şu anda. Hepsi var bunların. Hiç kimse inkar edemez. Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Şeyh Said'e verdiği cevap. Biz Müslümanız, onlarla kardeşiz. Kardeşi kardeşle çarpıştıramayız. Bu şer'an caiz değildir. Kılıç dış düşmana karşı çekilir. Dahilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegane kurtuluş çaremiz Kur'an ve iman hakikatlarıyla tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehaleti izale etmek, ortadan kaldırmaktır. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira neticesiz kalır.
birkaç cani yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olabilir. Bediüzzaman Emir Dağ Laikası'ndaki bir mektubunda maalesef diyor bu hadiseler sebebiyle 100.000 masum insan katledilmiştir. 100.000 rakam çok büyük. Burada ben teessüfümü ifade etmek istiyorum. Bu eserin ortaya çıkmasında başta rahmetli Özal'ın, Abdülkadir Aksubey'in ve bugünkü siyaset erkanından önemli şahısların hepsinin desteği olmuştur. Hepsine şükran borçluyum. Ancak önemli bir siyasi şahıs şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Mahkemesi dosyaları arasında bulunan 4 dosya Şeyh Said'in dosyasıdır. 2000'e yakın belge vardır. Bediüzzaman'ın bu mektubunun orijinali orada bulunmaktadır. Bütün ısrarlarımızı araya insanlar sokmamıza rağmen maalesef müsbet tanıdığım, kadim dost dediğim bu insan doğru tarihin önünde engel olarak durmuştur. O teessümü ifade etmek de bir netice. Bitiriyorum. Bütün bu hadiselerden sonra Bediüzzaman'ı nezarete alamamışlar. Yargılayamamışlar. Bir hastane macerası var değil mi bir de? O ayrı, o eski. Şimdi ona girmiyoruz. Tamam. Şimdi içeri alamamışlar. Mahkemeye celbedememişler. Ne yapsınlar? Burası çok acıdır. Hemen şark ıslahat planını devreye sokmuşlar. Yani doğudaki bir kısım ağaları, aşiret reislerini, bütün hocaları sürgün. Garba sürgün. Sürgün hadisesi başlamış. Ve bu sürgünler arasında 25 yılının sonuna doğru Bediüzzaman Hazretleri Şeyh Van Müftüsü Şeyh Mazum'la beraber eli kelepçelenerek önce İzmir, arkasından Antalya, arkasından Burdur'a getirilmiş. Burdur'dayken oraya Feyz Çakmak gelmiş. Valinin ısrarla baskısına rağmen bu insan büyük bir allamedir, zulmetmeyin buna diye tavsiyede bulunmuş. Orada başlamış teliflerde bulunmaya. Risale-i Nur telifinin başlangıcıdır. Nur'un ilk kapısı orada yayınlanmış. Bunun üzerine tabii yukarı durmuyor. Her vilayetten casuslar gönderiliyor. Hele İsmet İnönü'nün yaptıkları bizzat Adalet Bakanlığı Barla'ya kadar tebdil kıyafetle göndermiş, rapor hazırlatmış. Böyle bir olay. Bir şey yapamayınca en önemlisi de Türk Ocağı'nın şubesi olan Barla'daki hem nahiye müdürü hem de muallim tam bir kafatasçı Türkçüdürler. Bediüzzaman'ı Kürtçü diye ısrarla aleyhinde konuşmalarına rağmen olumsuz bir hareket yapamayınca 1934 yılının sonuna doğru Mustafa Kemal'in imzasıyla Bediüzzaman'ın Kastamonu'ya sürgün edilmesine karar verilmiştir. Amme nizamını korumak diyor kararnamede. Bütün bakanlar kurulunun kararları var. Kastamonu layıkasını yazdı. Evet yazıldı. Ama bunu gerçekleştirmemişler. Bu da çok enteresan. Bakmışlar ki tehlike daha büyük. Bunun üzerine 24 Temmuz 1934'te Bediüzzaman'ı Barla'dan Isparta'ya getirmişler. Daha sonra 1935 yılında baskın yaparak sırrı innateyna dediğim o gizli eseri de elde ederek. O hangi bölümde onu soruyorlar izleyicilerimiz? Hepsi okumak kitapta isteyenler. Var. Merak edenler okusun. Burada var. Var, hepsi var. Risalelerde var mı? Risalelerde yok. Neşredilen bir risalede yok. Henüz neşredilmemiş. Ama ilk defa bu kitapta kullanılmış. Çünkü şu kubbe-i semanın altında gizli bir şey kalmasını istedim ben. Başınız derde girmez. Hayır, ben nakile itap yoktur. Ben hukuk profesörüyüm, kusura bakma. Yani ben şimdi Marx'ın komünizmle alakalı kitabını neşretsem beni hapse mi atacaklar? Kaldı ki kusura bakmayın, korkunun ecele faydası yoktur. Ben kimseye hakaret etmedim. Ben doğru tarihin ve cumhuriyet tarihinin karanlık noktalarının ortaya çıkmasını istedim. Neler yapıldığını bu milletin öğrenmesini istedim. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'ya sürgün kararını uygulamamışlardır. Uygulamadan Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Tam 17 vilayetin valisi günlük rapor yazmaktadırlar. Onun için Bediüzzaman bunu elleri bağlı bir ihtiyara ordular sevk ediliyor diye ifade buyuruyor. Harika bir ifadedir bu. Çok seviyorum. Yani sanki Bediüzzaman memleketi yıkacak. Neticede Eskişehir'de uzun bir yargılama dönemi neticesi hem de ağır ifadelerle. Bediüzzaman çekinmiyor orada.
Yani mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Bediüzzaman'ın aynı zamanda yani beraat etmiş bir müdafasıdır. Şu anda var elimizde. Diyor ki ey ağır ceza reisi heyeti, siz beni iki kulp takarak diyor suçluyorsunuz. Birisi bana mürteci diyorsunuz. Ben biliyorum, ben sizin reisinize mürtet dediğim için siz de bana mürteci diyorsunuz. İkinci kulp da siz beni siyaseti, dini siyasete alet etmekle itham ediyorsunuz. Bu kulp biliyorsun bir asra yakındır biraz devam etti. Çünkü siz siyaseti dinsizliğe alet ediyorsunuz. Bir yerde de diyor ki herkes kendi aynasının müşahedatına tabidir diyor. Buna rağmen keçi hırsızı gibi 6 ay ceza veriyorlar. Ve düz zaman bu cezaya da itiraz ediyor. Diyor ki sizin iddianamedeki ithamlarınıza göre bu ceza diyor keçi hırsızına verilir. Bana diyor ya idam verin. Çünkü 4 tane ithamla itham ediliyor. 1, cumhuriyet düşmanısınız. Cevap veriyor. Ben asla cumhuriyet düşmanı değilim. Ama çok enteresan bir misali var. Ben diyor talebelik, hocalık yıllarımda Siirt'in Tillo'da o meşhur kubbenin altında kamusu ezberlerken bana dostlarım çorba getiriyordu. Ben o çorbanın danelerini karıncalara, suyunu kendim içiyordum. Sonra arkadaşlarım dediler, hocam niye böyle yapıyorsun? Dedim ki karınca milleti cumhuriyetçidir. Ben de cumhuriyetçiyim. Ama diyorlar, soru soruyorlar, sen bu sözünle Selefi Salihine muhalefet etmiyor musun? Diyor ki Selefi Salihine muhalefet etmiyorum. Çünkü ben dindar bir cumhuriyeti istiyorum. Zira 4 halife tam bir reisi cumhur hem de birer halifeydiler. Yani gerçek manada onlardı diye cevap veriyor. İkincisi Kürtçüsün nizamı. Üçüncüsü laikliğe karşısın nizamı itham ediyorlar. Bir şey bulamayınca arkasından Kastamonu'ya sürgün ediyorlar. Yani Allah'ın inayeti ve korumasının yanında Bediüzzaman hiçbir ithama karşı susmuyor. Fakat kamu düzenini rahatsız edecek, emniyet ve asayişi bozacak hiçbir harekete de girmiyor. Devletini, milletini, burada çok enteresan. Ben burada bir şey söyleyeyim. İlginizi çekecek çünkü. Bu da ilginç bir şey. Bakınız bir Rum gazetesi, özür dilerim, bir Yunan gazetesi Bediüzzaman'la alakalı müthiş bir manşet yapmış. 1. sayfadan. Bu temsili bir resim. Alayım onu. Al efendim, al. Siz anlat. Şimdi orada bütün bu olanları anlatıyor. Diyor ki eğer siz diyor 1922'den beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhalefet partisi yoktu diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü diyor muhalefet partisi vardı ama bir tek kişiydi, o da Bediüzzaman. Yalnız Yunan gazetesi yalnız söylüyor. Çünkü Bediüzzaman fikren ve ilmen muhalefet ediyor. Siyaseten ve icra itibariyle muhalefet etmiyor. O temsili bir resimdir. Onu da özellikle ifade edeyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu da manidar. Biraz önce çok güzel bir soru sordunuz. Ona da cevap teşkil edecek. Allah sanki Barla'ya 6000 sayfalık Risale-i Nur külliyatını telif etmek için gönderdi. Biraz önce söylediğim gibi ilk eser Barla'da telif edilen Küçük Sözler. Onların tamamını kendi hattıyla yazmış. Nipdot düşmüş. Maalesef burada garibim. Hiç kimsem de yok. Bu sebeple kalbe gelen bu hakikatları kendi perişan yazımla kaleme aldım diyor. Ama daha sonra Allah çok önemli talebeleri nasip etmiş. Bir, 2 tanesini söyleyeyim. Müsaade eder misin? Çok insan var da. Birisi o zaman albaylık yapan Hulusi Yahya Gil ağabey. Albay. Ve 1. İstiklal Savaşı'na katılıp yaralanan bir albay. Gazi albay. Allah onu çok manidar bir şeydir. Müsahhar etmiş. Ve müthiş sorular sormuş. Bediüzzaman'ın 700 küsur sayfalık Mektubat adlı eseri onun sorularıyla ortaya çıkmış. Mesela bir tanesi bu. Kim yazıyor bu Bediüzzaman'ın dediklerini? Şu 10. söz. Alabilirsin. Bu 10. söz. Göster millete. Orijinali bu. Yani 10. sözün orijinali. Bediüzzaman'ın yazdırdığı, kendisi yazmamış. Orijinal. Şamlı Hafız Tevfik'in kaleminden. Ben yazısını gördüm çünkü bu Bediüzzaman'ınki değil.
Bediüzzaman'ınki var bizde, hepsi var. O örnekleri zikretti. Bediüzzaman'ın yazısı çok şey. Yani hiç güzel değil. Hı hı. Yani çirkin demiyorum ama güzel de değil. Zaten diyor ben yarım miyim diyor. Yani o yazmam zayıf diyor. Hı hı hı. Arkasından işte diğer yani Tahiri abiler olsun, işte Hafız Ali abiler olsun, Hacir Ahmet Efendi olsun çok önemli talebelere hizmet ediyorlar. Bunlara zulmediliyor. İki tane nahiye müdürüyle baş muallim ciddi manada zulme alet ediliyorlar. Ama Bediüzzaman hep sabrediyor, sabrediyor, sabrediyor. Risale-i Nur külliyatının önemli kısmı, yani sözler, hemen hemen tamamına yakını, mektubatın hemen hemen tamamına yakını, lemaların önemli bir kısmı, şualar diyemem, şuaların da baş kısımları. Çünkü şuaların önemli bir kısmı daha sonraki Denizli, Afyon ve diğer Kastamonu'daki yani Eskişehir'deki müdafaaların metinlerinden kısmen iktibas edilmiş kısımlardır. Onlar daha sonra Allah nasip ederse biz 1934'ten sonraki hayatını da yazacağız. Bir şey daha söyleyip soruna cevabı bitiriyorum. Çok ilginçtir. İlk defa Bediüzzaman hiç rahatsız edilmemiş. Yani Barla'da takip edilmiş. Ama bizatihi fiili tecavüze uğramamış. Ama 1929'da maalesef üzülerek ifade edeyim ilk fişleme başlamış. Ciddi bir fişleme. Arkasından namaz kıldığı mescidi 4 defa tahrip edilmiş. Bir de Ramazan var orada. Evet, Ramazan Risalesi meselesi. Onu anlatalım mı? Anlatalım. O çok tatlı bir hadise. Yani çok kıymetli izleyiciler, çok şaşıracaksınız ama tarihte bunlar yaşanmış ya. Yaşanmış, ben ne diyeyim yani. Şimdi tabii 1934'te Barla'dan İsparta'ya sürgün edilince Bediüzzaman'ın aleyhinde ve talebeleri aleyhinde Antalya'da, Muğla'da, bütün çevre vilayetlerde, Konya'da hepsinde bütün dindarları toparlama ve nezaret altına alma. Köyler taranıyor çünkü Risale-i Nur elle yazılıyor. Onun üzerine jandarma bir köye gidiyor. Ondan sonra kimin bu kitaplar diyor. Efendim işte şöyle böyle derken üzerinde okuma yazma biliyormuş Osmanlıcayı. Ramazan'a dairdir yazıyor. Ramazan da yaklaşıyor. Güzel bir hatıra bu. Ha. Kim bu Ramazan diyorlar. Efendim işte şudur budur. Toplayın diyor köyde ne kadar Ramazan varsa. Herhalde 3 kişi mi buluyorlar, 4 kişi mi emin değilim. Hepsini götürüp nezarete atıyorlar. 3-4 gün sonra müftiye mi okuttular, kime okuttularsa. Ya Ramazan ve Ramazan ayındaki oruçla alakalı bir kitap bu kardeşim diye. O masum beçaraları... salıveriyorlar. Yani böylesine gülünç bir hadise. Yani Bediüzzaman'la ilgili yapılan takibatların tamamı böyle rezalet yani. Bir tanesi değil. Onu da özellikle ifade edeyim. Şimdi bağışlayın. Bu son dönemin meşhur laflarından bir tanesi. Hani kullanılıyor bu. Konudan bağımsız bir anladım, şey söyleyeceğim. Anladım. İşte ne içtin be kardeşim falan. Ne? Diyorlar. Ne içtin? Tamam yani böyle konuşuyorsun, ne diyorsun vesaire. Şimdi Nur talebeleri Risale okuyor. Evet. Doğru. Mesela bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu sıkıntı, bu yapıyla ilgili sıkıntı da Risale okuyor. Beslendiği kaynak orası. Şimdi biz bunu nasıl anlamlandıracağız? Yani aynı şeyi okuyup da nasıl işte başka manalar çıkıyor? Çok işte... Sen Resulullah'ı dinlememiş gibi görünüyorsun. Sen böyle soru sordun beni. Ben de sana ters cevap vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Seteftariku ümmeti 73 fırka. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan sadece ben ve eshabımın gittiği yoldan gidenler fırka-i naciye kurtuluşa erenler olacak. Mutezile de Kur'an-ı Kerim okuyor. Hadis-i Şerif okuyor. Şia da okuyor. Mürciye de okuyor. Cebriye de okuyor. Batıniye de okuyor. Mücessime de okuyor. Ama ne dedi Hazreti Ali radıyallahu anhu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ben tenzili için harbettim. Sen de tefsir ve tevili için edeceksin. Demek ki nasıl ki aynı Kur'an'ı, aynı hadis-i şerifi okuyanlar, üzülerek ifade edeyim, bir kısmı yanlış yollara, yanlış tefsirlere gidiyorlar. Aynı şekilde Risale-i Nur gibi bu asrın
insanını muhatap alarak yazılan ve bence Cenab-ı Hakk'ın ilham ile yazdırttığı, yani bu zararı yok bunu söylemekte. İlham çünkü bütün ehli velayete geçerli olan bir kelime. Yani bal arısına bile ilham gelirse büyük alimlere neden gelmesin ilham? Böyle bir külliyatı okuyup da yanlış değerlendirenler var. Örneğini söyleyeyim. Yani bir tane örnek vereyim. Yani üzülerek ifade edeyim. Nur talebesiyim diyen bir yazar şu anda da işte hükümete karşı tavır sergilemek için CHP'ye atılan reyleri meşru hale getirmek için enteresan bir iddiasını duydum. Şaşırdım. Sen de duymuşsundur. Yani adam diyor ki Bediüzzaman diyor ki Halk Partisi'nin %95'i iyidir, kötü olan %5'idir. Bediüzzaman'ın böyle bir cümlesi yok. Bediüzzaman'ın cümlesi şu. Diyor ki eğer insanlar bu Risale-i Nur külliyatını okuyup imanlarını kurtarırlarsa hepsine hakkımı helal ediyorum. Bütün bana zulmeden zalimlere de hakkımı helal ediyorum. Hatta diyor Halk Partisi'nin %5'i hariç, önemli bir cümle bu, %95'ine de helal ediyorum. Yani yeter ki imanını kurtarsın. Ben bunu meclis dışı kaldığında Deniz Baykal'la 3,5 saat sohbet ettik. Bunu aynen aktardım. Bana dedi ki ya bu mübarek zat veliyullahmış dedi. Bugün sağ, isterse inkar etsin ama etmez. Şerefli bir şekilde dinledi, biz de anlattık. Dedi ya vallahi bizim partide dedi %5 ateist gruptur dedi. Yani onun cümlesi. Yani demek Bediüzzaman onu tespit ederek söylemiş yani. Şimdi dolayısıyla yani bu cümleyi CHP'ye rey verdiği için onu meşrulaştırmak üzere kullanan bir adama ben ne diyeyim? Aynen Mutezile'nin yaptığı yanlış yorumlara bir şey diyemediğim gibi. Demek doğru olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. La teştemi'u ümmeti ala dalale. Benim ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez. Biz kusura bakmayın, bir gazete başyazarına inanmayız. Kime inanırız? Burası çok önemli bir hadise. Bir, Bediüzzaman'ın yanında hizmet etmiş talebelerine. 4 tane talebe yaşıyor da biri bitkisel hayat yaşıyor. Tırnak içerisinde yine ha. Aynı kişi. Yani ha. Özür dileyerek söylüyorum ama hani ifade etmek de şey. İşte bunak benzeri ifadelerle eleştirdi. Tabii. Kime? Bediüzzaman yaşayan talebelerine. Kendisi aptal olduğu için söylüyor. Yani şimdi ben de sana bunak derim. Kimin bunak olduğunu insanlar da bilir, Allah da bilir. Bugün Bediüzzaman'ın en yaşlı talebesi 90 küsur yaşındaki Abdullah Yayın abi. Getirsen belki o zatın aklından da naklinden de mantığından da kuvvetli mantığı var. İşte Ahmet Aytimir abi. İşte Hüsnü Bayramoğlu abi, işte Sait Özdemir abi, hem de alim bir insan. Hı hı. Bütün bunlar böyle bir anlayışın hatalı olduğunu söylüyor. İşte alimler arasında yani Kırıkhanlı Ali hocamız, Kayseri'deki Abdurrahman hocamız. Bu Bediüzzaman Sayın Hazretleri'nin birçok talebesini dava ettiler abi, biliyorsunuz. Mehmet 40. hocamız, buyurun. Dava ettiler. Mahkemeye verdiler. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani o çok affedersin yani. Neyse onun bir tabiri var ama ben burada söyleyip de edep dışına çıkmayayım. Yani dava etmiş ne manası? Abdülkadir Badirli abi. Yani bugün Bediüzzaman'la alakalı yani Mufassal Tarihçe Hayat isimli dev eseri yazan adam. Eğer onun kitabı olmasa belki ben bu kitabı, evet benim kitap tamamen belgelere dayalı. Hatta bu cildin %60'ı orijinaldir. Yani bunu özel, mesela birinci cilt öyle değil. Birinci ciltte %30-%40 orijinaldir. Çünkü Abdülkadir Badilli abi, ben gittim ona, belgeleri anlattım. Hocam dedi, Medrese-tüz-Zehra ile alakalı elinde belge var mı? Burası çok önemli bir soru. Ben dedi bulamadım. Sadece meclis tutanakları var. Dedim elimde 13 tane vesika var. Hatta hangi saatte, kimin katılımıyla, hangi dakikada temel atıldığına dair Bediüzzaman dahil Van'daki alimlerin imzalarıyla böyle bir medresesinin açılması için o zamanki padişaha dilekçe verildiğine dair onun üzerine dedi ki kardeşim dedi benim elimde şu kadar belge var 19.853 sayfa ister tamamını al git ister fotokopisini al git dedi. Ben de renkli pdf'ini aldım. Şimdi bunlar bilmiyor da beçara. Kusura bakma. Yani bir şey var. Bediüzzaman diyor ki siyaset İspanyol nezlesi gibi bir hastalıktır. Meleği şeytan, şeytanı melek gösterir.
Maalesef bugünlerde de o yaşanıyor. Yani başörtüsüne karşı çıkan bir adamın övgüsünü yapıyorlar şu anda. Kim o? Ben isim söylemiyorum. Kusura bakma. Cumhurbaşkanlığı adaylarından birisi. Ekmek belki de sensindir. Ekmek. Ben söylemiyorum. İki tane adayımız var. Sen söyle. Topu topu iki tane adayımız yani var. Yani onu zaten izleyici anlıyor. Yani anlatabildim mi? Yani ortada. Benim üzüldüğüm taraf yıllar önce bir röportaj yapmış. Bütün şahsiyetini ortaya koymuş. Ben kimsenin aleyhinde konuşmak istemiyorum. Ama siz tutar da yani Bediüzzaman'ın bu millet kendi iradesiyle Halk Partisi'ni iktidara getirmeyecek. Gelirse diyor, burası çok enteresan. Dinsizlik ve komünizm o partinin iktidarı altında ülkeye hakim olacak. Onun için diyor Sultan şeye Adnan Menderes'e yazıyor bunu. Ey diyor İslam kahramanı Adnan Menderes. Halkçılar ırkçıları elde edip seni devirmeye çalışıyorlar. Müthiş bir kelime bu. Çatı aday demek. Ne dersen de beni günlük siyasete sokma. Yok, ben beni zamanı anlatıyorum. Günlük siyasete sokmuyorum ama müthiş bir laf bu. Ne yapayım? Halkçılar ırkçıları elde edip seni devirmeye çalışıyorum. Ben İslamiyet namına telaş ediyorum. Bu belayı def etmek için iki şeyi yap diyor. Bu belgeli mi bu söylediğiniz? Tabii. Emirdağ Laikası 2'de üstadın mektubu var. Ya buradan devam edelim bir molanın ardından. Burası peki, önemli. Peki. Sakın bir yere ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında önemli bir mesele. Evet. Adnan Menderes'e söyledikleri Bediüzzaman evet. Saydın Nursi'nin. Hani tarih tekerrürden ibarettir, tarih tekerrür eder derler. Öyle bir şey. Aynen öyle. Yani alalım mı orayı biraz? Tabii daha, çok enteresan. Açalım biraz daha. Biliyorsunuz Tahsin Tola abi vasıtasıyla göndermiş. Eski Demokrat Parti milletvekili. Hı hı. Yani tam da ihtilalden belki 3-4 ay önce. Zaten Bediüzzaman vefat ediyor. Mart'ta vefat ediyor biliyorsunuz. Hı hı. Yani Mayıs'ta da ihtilal oluyor. Burası çok enteresan. Yani arada 2 ay gibi bir şey var. Tabii. Şimdi yazıyor o mektup şu anda Emirdağ Laikası isimli kitabın 2. cildinde var. Mevcut. Hı hı. Çok meşhur olduğu için metni yanıma getirmedim. Orijinali de var. Orada diyor ki halkçılar, ırkçıları elde edip seni devirmeye çalışıyorlar. Ben İslamiyet namına endişe ediyorum. Bu belayı bertaraf etmek için iki şey tavsiye ediyorum diyor. Bir, Risale-i Nur'u Diyanet eliyle resmen neşret diyor. Onu belaların define bir sebep görüyor. Şimdi ya... Niye gülüyorsun kardeşim? Ben tarihi anlatıyorum. Sen günlük siyasete takılıyorsun. Şimdi... Evet. Hani... tüm samimiyetimle söylüyorum. Siyasi mülazalardan. Yani, biliyorum seni. Hani, tarih tekerrürden ibaret aynen öyle. Kısmıyla aynen ilgili. Aynen öyle. Ya bir mucize falan. Aynen öyle. Demiyorum. Böyle bir şey kerane. Hayır. Başka bir şey söylüyorum. Ama tarih tekerrürden ibaret. Şimdi halkçılar. Irkçıları elde edip seni devirecekler. Devirecekler. İki İslamiyet namına da endişe ediyorum evet. Diyor. Birincisi Diyanet Diyanet eliyle yani devlet resmen devlet eliyle Risale-i Nur'un neşri. Diğeri de... Bugün yapılıyor. Elbet. Hani yasaklanıyor diyorlar. Şimdi Kültür şu anda Bakanlığı. İki şey gerçekleşti. Bir, yine halkçılar ırkçıları elde edip bugünkü Risale-i Nur'u serbest olarak Diyanet eliyle neşreden bir hükümetin aleyhinde ittifak ettiler. Burası çok enteresan. İkincisi, bakın aydınlar ve profesörler arasında da kim bu manadaki ittifakı destekliyorsa birkaç özelliği var. Ya AK Partilidir, ya MHP'lidir, çok ilginç ve bir vazgeçilmez unsur da Kemalist'tir. Bunu bile, neyse girmeyelim dedik, tamam. Girdik. Şimdi birinci tavsiyesi tamam. İkinci tavsiyesi Ayasofya'yı 500 yıllık eski haline iade etmelisin diyor. Ne acıdır ki Menderes... Onu da konuşuyoruz bugün. Menderes bunun kıymetini anlamıyor. Ben burada bir gösteri yapacağım. Ben şovmen değilim. Estağfurullah. Menderes'in buna iltifat etmemesini duyan Bediüzzaman Hazretleri ayağa kalkıyor... Birkaç defa odada volta atıyor.
Daha sonra da elini şöyle yapıyor. Mustafa Sungur abi en az 20 kere anlatmıştır. Kardeşim, bunlar bizi anlamıyorlar. Bizi dinlemiyorlar. Ben vefat ettikten sonra böyle yuvarlanacaklar diyor. Keşke o dediği olmasaydı. Keşke o dediği olmasaydı. Ama onun için ben şu andaki iktidara da Ayasofya'yı açmasın. Ayasofya meselesi öyle basit, sembolik bir olay değil. Bazı elit Müslümanlar, yazarlar da kendini bilmez şekilde konuşuyorlar. Ayasofya İstanbul'un, anlatabiliyor muyum, Müslüman tapusudur. Onun için yani bunu söyledim, bunu naklettim. Bunu nakletmekten daha tabii ne olabilir yani? Onun için her zaman Bediüzzaman Hazretleri Hakk'ın mikrofonu olmuş, tercüman olmuş. İşte bunun için zulüm yapılmış. Ben bir şey daha müsaade edersen anlatayım. 1932'de iki tane açık zulüm daha yapılmış. Bütün milletin duyması lazım. 1932'de. Evvela sürgüne gönderilen ve suçları sabit olmayan bütün ağalar, bütün paşalar, bütün şeyhler, bütün alimler, hocalar hepsi iade edilmişler memleketlerine ve görevlerine. Bediüzzaman hariç. Hatta ben bu kitapta anlattım. Bediüzzaman'ı sırf geri göndermemek için 3 gün onu sürgün edelim diye Burdur'dan şeyi, takrir-i sükun kanununu 3 gün uzatmışlar. O kararnameyi onun üzerine çıkarmışlar. Böyle takip etmişler. İkincisi, bu da çok önemli. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Bediüzzaman Kürttür diye propaganda yapıp Müslüman milletimizi, Türk milletini ondan soğutmaya çalışmışlar. Bediüzzaman bunun üzerine milliyetçilik nedir? Müsbet milliyetçilik, menfi milliyetçilik, ırkçılık nedir? Bütün bunları anlatan 26. mektubu kaleme almıştır. Milliyetçiliği tarifi bellidir. Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır. Bediüzzaman ırkçılığı da tarif etmiştir. Bana göre öyle bir tarif benzeri yoktur. Irkçılık diyor, başkasını yutmakla beslenir. İster Kürtçü, ister ki kendi dışında kimse olmasın. Türkçü, kafatasçı manasında söylüyorum, ister ki kendi milleti dışında kimse olmasın. Aynı şey Arapça için de geçerli, Bediüzzaman açıklamıştır. Ayrıca, yani Desise-i Şeytaniyeler, Hücumat-ı Sitte diye meşhur bir eseri var. O eserinde de yani ırkçılığın, menfi manada kavmiyetçiliğin bu millete zulüm olduğunu. Çünkü ihtiyarların, hastaların, kütürüm insanların, çocukların ırkçılıktan bir fayda elde edemeyeceklerini. Sadece gençlerin bir kısım damarlarını okşayacağını. Asıl bu millete hizmetin İslamiyet milliyeti manasındaki İslam kardeşliğini anlatmak olduğunu uzun uzun anlatmış. Ben müsaade edersen bir de şu var. Enteresan bir tabir kullanacağım. Garip karşılama. Estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Buyuruyor ki senülki fi kulubillezine keferur ru'b. Endişe etmeyin diyor. Biz ehli küfrün kalbine sizin korkunuzu salarız. Aynı durum Bediüzzaman'a karşı yüzlerce tedbir almaya çalışan, her çeşit zulmü reva gören insanlar için Bediüzzaman'ın bu ayetten istifade ederek kaleme aldığı iki paragrafı okuyacağım. Tabii müsaade ki, ediyor tabii musun? Tabii ki, ne demek? Ehli dünya sebepsiz benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehüm edip binler adam kuvvetinde hayal ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında, Çam Dağı biliyorsunuz, bir iki gece kalmaklığıma bile müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar, Sait 50 bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki, işte gerçek İslam alimi budur. Fikren ve ilmen muhalefet de budur. Ey bedbaht ehli dünya, bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsından ise 50 bin nefer değil, belki bir nefer 50 defa benden ziyade işler görebilir. Zayıf bir ihtiyar. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz
İşte bu çok enteresan. Mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan ve kuvve-i imaneviye-i imaniyeden, imandan gelen manevi kuvvetten ise 50 bin nefer değil. Yanlışsınız. Mesleğim itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Yayınladığım iman nurları, onların müsbet fenleri ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini alt üst etmişim. Onların en büyük dinsiz feylesoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup edemezler. Buna bir delil söyleyeceğim. Bediüzzaman Hazretleri Haşir Risalesi'ni yazmış. Haşir Risalesi öldükten sonra dirilmeyi cismani olarak anlatan bir risale. 10. söz diye biliniyor. Orada diyor ki iki defa bu risaleyi izan ve idrakle okuyan ahirete imana 2 kere 2 4 eder derecede iman eder. Meğer ki vicdanı çürümüş olsun. O kurumuş ağaçlardan falan. Aynen o misaller. Fakat ilginçtir. Bu risaleyi neşreder etmez. Ben bunların hepsini anlattım. Ankara harekete geçiyoruz. Çünkü 23'ten telif edilmiş bu. Bunun üzerine Ziya Gökal ve ekibi, özellikle o zındıka komitesinin 35 üyesinin adamları diyorlar ki bu adam sağ olduğu müddetçe bize huzur yok. Çünkü Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde Bediüzzaman bunu Tabiat Risalesi'nin başında açıklıyor. En çok hücum ahirete ve kadere imana. Onun için kaleme almış zaten. Allah rahmet eylesin. Kazım Karabekir bir yolunu bulup Bediüzzaman'a ulaşıyor. Diyor dikkat et, bütün zındıka seni yok etmek üzere karar aldılar. Onun için Bediüzzaman çok manidardır. Bu risaleyi 2 defa neşretmiş ama hep talebeleri vasıtasıyla yeğeni Abdurrahman, Müküslü Hamza, hatta ikinci yayınının, ikinci baskısının üzerine tarih de koymamış. Böylesine tedbiri de elden bırakmamış. Ama çekinmemiş, korkmamış. Şu önemlidir değil mi? Benim için o bir dik duruş. Çünkü nişanesidir. Evet. Saçlarım adedince başlarım olsa her birini kesseler, evet, koparsalar, evet, ben yine, evet, bu davamdan dönmeyeceğim mesela. Nerede söylüyor bunu? Bu çok önemli bir hadise. Mahkemede. Hem de 31 Mart olayından sonra kurulan Divan-ı Harbi Örfi Sükunet'in mahkemesinde ve Hurşit Paşa'ya İstanbul Üniversitesi o zaman Genelkurmay Divan-ı Harbi Örfi dediğimiz İstiklal Mahkemesi'nin, yani ne derler, özel sükunetin mahkemesinin merkezi. En az 10-15 kişi de üniversite bahçesinde ağaçta sallanıyor, idam edilmiş. Söyledikleri şu: sen de bunlar gibi şeriat istemişsin. Paşa hem cesetlerin sallandığını gösteriyor hem de tehdit ediyor. Sen de bunları göster, sen bunlar gibi şeriat istemişsin. Orada Bediüzzaman iki şey haykırıyor. Diyor ki evvela ben de şeriat istiyorum. Ama bunların ihtilalcilerin istediği gibi değil. Olumsuz harekete hayır. Yıkarak, tahrip ederek hayır. Ama şeriatın, işte o zaman başımda diyor, saçlarım adedince başım olsa, her an biri kesilse şeriat-ı İslamiye feda olan baş zındıkaya asla eğilmeyecektir diyor. Ve meşhur Divan Harbi Örfi adı verilen müthiş müdafasını yapıyor ve beraat kararı veriliyor. Oradan ayrılıp cesetlerin arasından Bayezid Camii'ne doğru giderken, şu andaki ana kapıdan çıktığında zalimler için yaşasın cehennem diyerek camiye. Niye kaçmamış bir başka ülkeye? O da çok enteresan bir soru. Bir çiftlik evi ayarlarlardı. Aynen mesela öyle. Bediüzzaman. Sen niye ayarlamadın? Ya
Bakın bu soru çok güzel bir soru güzel kardeşim. İyi ki söyledin. Bediüzzaman Hazretlerine bu davet Pakistan Maarif Bakanı'ndan gelmiş. Irak'taki o zaman evladı Resul olan devlet adamlarından gelmiş. Demişler ki üstadım. İslam ülkelerinden gelmiş. Tabii, tabii. Mesele şu. Amerika'dan gelmiş mi? Yok, gelmemiş. Yok. Yani öyle bir şey yok Amerika. Çünkü gördün işte yani Yunanistan, Amerika'nın uşağı olan Yunanistan aleyhinde manşetler atıyor. Evet. Hem de birinci sayfada. Çok enteresandır. Bu önemli. Bunu anlatacağım. O ki sordun anlatacağım. Tabii. Pakistan Maarif Bakanı geliyor Türkiye. Ankara'daki siyasi görüşmelerini yapıyor. Fakat kafasında Bediüzzaman'ı ziyaret var. Duymuş çünkü haberlerde. Ama bir problem daha var. O problem de kader meselesi. Kader meselesinde şüpheler var. Geliyor ve Bediüzzaman'ı Barla'da ziyaret ediyor veya İsparta'da. Şu anda ayrıntılı şeyim yok. Ziyaret ediyor. Ha, ziyaret ediyor. Bediüzzaman Hazretleri o ziyaretinde kader meselesinin tümünü o sormadan anlatıyor. Tabii şaşkına dönüyor bakan. Geri dönüyor, Mısır'a geçiyor. Ezher ulemasına Bediüzzaman'ı anlatıyor. Diyor öyle bir allame ki 60 senedir İslam aleminde arayıp da cevabını bulamadığım bir meseleyi belki 60 dakikada ben sormadığım halde bana izah etti diyor. Ve o zaman işte Irak'tan da Pakistan'dan da gel üstadım sana medrese açalım. Sana imkanlar tanıyalım. Devletin korumasını alalım. Hizmet eyle. Cevap çok basit. Bediüzzaman'ın cevabı herkese ibret olsun. Diyor ki İslamiyet'in bayrağı Anadolu'da yıkılmaya, indirilmeye çalışıldı. İnşallah ahir zamanda yeniden Anadolu'dan dalgalanacak. Vallahi Mekke'den Kutbu Azam'dan da davet gelse onun elini öpmek ve hürmet etmekle beraber ben Anadolu'yu terk etmem. Zira İslam güneşinin parlayacağı yer yine Anadolu olacaktır diyor. Bırakın şuraya buraya gitmeyi, çiftliği vesaireyi. Zaten öyle olsaydı Mustafa Kemal'in dört tane teklifinden biri Ankara'da sana bir köşk inşa edelim teklifiydi. Bunu reddeden Bediüzzaman onu kabul eder mi? Medrese-tü Zehra'yı açalım. Teknik. Açalım. Milletvekilliği verelim. Şimdi bugün işte hatırlıyorum 28 Şubat'ta da al okullarımızı sizin olsun zihniyetini de gördük. Evet. Böyle işte. Hep sen güne çalışıyorsun. Yok yok. Bediüzzaman ortada. Ben kıyas yapıyorsun. Ben kıyas güzel yapıyorum. Kıyas yapıyorum. Şey demiyorum ona. Eyvallah. Ama Bediüzzaman bu. Ve Bediüzzaman'ın ben bunu yazdığım sloganı İslamiyet'ten taviz vererek İslamiyet'e hizmet edilmez. Bir şey söyleyeceğim, kusura bakma. Subhanallah, özellikle Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Bediüzzaman'ın sarığına karışmak istiyor. İlla şapka giyeceksin diyor. Bediüzzaman dava günü çift sarık sarıyor. Çift sarık. Bu arada tabii mahkeme devam ediyor, uzuyor. İkindi namazı geçecek. İzin istiyor. Namaz geçiyor, kılacağım diyor. İzin vermiyor. Susuyor. Seccadesini seriyor mahkeme salonunda. Namazını eda ediyor. Bediüzzaman bu. Tahribat yok. Maslahat-ı ammeye zarar yok. Yani ülke ekonomisine zarar yok. Gizlenmek için içmek. Asayiş içmek, yok. Gizlenmek için içmek. Gizlenmek yok. Gizlenmek için içmek yok, Allah gizlenmek için açılmak öyle yok, bir cümleyi söylersen, yok, yani yok, manevi tokat yersin. Onu telaffuz etmek bile tehlikeli. Peki. İşte mahkemede izin vermiyor mahkeme reisi. Seriyor seccadesini, Allahu Ekber. Durdursun bu zatı. Orada 50 milyon kuvvetinde Bediüzzaman. Çünkü Allah'a dayanıyoruz. Eyvallah. Bahisler uzun. Önümüzdeki günlerde inşallah lütfederseniz yine bekleriz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de size bu kitabı önemli imzaladım mı hediye ediyorum. Önemli o. Yani okumak şartıyla. Kesin. Yani. Aynen öyle. Bir arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve ilmi şahsiyeti ikinci kitap. Işık yoğun vurduğu aynen için. Öyle. Aynen öyle. Altınvara. Aynen öyle. Evet.
temin edin derim. Arşiv niteliğinde bir çalışma. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.